Tekerleğin hikayesi. Tekerlek hiç olmasaydı yaşamımız nasıl olurdu? Bir taşıma aracını nasıl icat ederdik? Hangi icatlar tekerlek sayesinde hayatımıza girdi? Tekerleği hepimizin hayatına yön veren bu basit ama güçlü icadı keşfe çıkacağız. M.Ö. 3500'lerden başlayıp günümüze kadar uzanacak bu yolculukta birlikte çok şey öğreneceğiz. Çömlekçiler için ilk tekerlek nasıl ortaya çıktı? Mısırlıların savaşta nasıl hızla düşmanlarını geçmelerini sağladı? Arşimet'in su çarkı nasıl tarımı dönüştürdü? Ve Leonardo da Vinci'nin uçan tekerlek tasarımı modern teknolojilere nasıl ilham verdi? Bu video boyunca sadece tekerleğin tarihini değil, onun nasıl insanlık tarihini değiştirdiğini de göreceksiniz. Hazır mısınız? O zaman gelin tekerleğin sıfırdan nasıl bir devrim yarattığını birlikte keşfedelim. M.Ö. 3500 ilk tekerlek. İlk tekerlekler çömlekçiler için yapılmıştı. M.Ö. 3500 civarında dünyanın dört bir yanındaki farklı kültürlerde karşımıza çıkar. Sertleşmiş kille yapılan bu tekerlekler insanların daha iyi kaseler ve kavanozlar üretmesini sağladı. İnsanlık böylece temel ihtiyaçlarını karşılamada bir adım daha attı. Ancak tekerleğin potansiyeli çok daha büyüktü. Mezopotamya'da taşıma için kullanılan ilk tekerlekler ortaya çıktı. Katı odunlardan yapılmış bu tekerlekler, insanlara daha önce hiç olmadığı kadar kolay bir seyahat imkanı sundu. Uzaklara gitmek, ulaşılması zor topraklara varmak artık bir hayal olmaktan çıktı. M.Ö. 2000, jantlı tekerlek. Zamanla antik Mısırlılar tekerleği daha da geliştirdi. İçinden parçalar kesilerek daha hafif hale getirilen bu jantlı tekerlekler, Mısırlıların savaşta hızla düşmanlarını geçmelerini ve ticaret mallarını daha hızlı taşımalarını sağladı. Bir devrim doğmaktaydı. Tekerlek bir strateji aracı haline geldi. M.Ö. 3. yüzyıl, Arşimet Vidası. Antik Yunanlı mucit Arşimet, dönemin ötesinde bir fikirle karşımıza çıktı. Arşimet, suyu alçak zeminden yüksek zemine taşıyabilen bir tür pompa geliştirdi. Bu icat, sulama sistemlerinin değişmesini sağladı ve tarımda verimliliği artırdı. Tekerlek yalnızca taşımacılık için değil, doğanın gücünü kontrol etmek için de kullanıldı. M.Ö. 100, su tekerleği. Tekerleğin bir diğer devrimi su çarkıyla geldi. Mısır'da öğütme işlemi artık su gücüyle yapılıyordu. İnsan gücü yerine hızlı akan bir dere değirmeni çalıştırıyordu. Rüzgar gülü 600 yılında icat edilene kadar su çarkı dünyanın enerji kaynağı oldu. M.Ö. 500, astrolab. Gökbilim ve navigasyonun en eski araçlarından biri olan astrolab, tekerleklerin gücünü gökyüzüne yansıttı. Bu astronomik hesaplama aracı, gece gökyüzündeki yıldızların ve gezegenlerin konumunu belirlemeye yardımcı oldu. Tekerlek, yön bulmada insanlığın en değerli yardımcısıydı. Milattan sonra 1100, uçan tekerlek. Peki, bir tekerlek hayal edin. Ama bu sıradan bir tekerlek değil. Havanın içinde dönen, enerjiyi depolayan ve devrim yaratacak gücü içinde barındıran bir tekerlek. Bu uçan tekerlek sadece bir makineyi hareket ettirmekle kalmaz. Aynı zamanda dönüşsel enerjiyi depolayarak ivmesini arttırır. Peki bu nasıl olur? Tekerleğin ağır yapısı hızla dönerken gücü toplar ve bu gücü makinelerin çalışmasını sağlayacak şekilde serbest bırakır. Bugün kullandığımız pervanelerin temelini atan bu devrim, tüm ulaşım araçları için bir dönüm noktasıydı. Hayal edin, bir makine havaya doğru yükselirken bu ağır tekerleğin gücüyle ivmeleniyor. Ve işte bu icat, zamanla sadece yeryüzünde değil, gökyüzünde de yol alacağımız araçların temellerini atmış oldu. Milattan sonra 1300, mekanik saat. Zamanın izini süren bir başka önemli icat, mekanik saattir. Bir dişlinin dönüşünü kontrol edebilen bir mekanizma, saatin ibrelerini düzenli aralıklarla hareket ettirir. Artık zaman, insanlık için tam olarak ölçülebilir ve yönetilebilir bir kavram haline geldi. 1493, pervane. Leonardo da Vinci'nin hayal gücü sadece helikopterle sınırlı kalmadı. Arşimet Vidası'nın prensiplerini kullanarak kaldırmayı keşfetti ve bu keşif gemiler ve uçaklar için kullanılan pervanelerin temelini attı. İnsanlık bu icadı sayesinde daha hızlı yol alacak, daha uzaklara gidecekti. 1760, sanayi devrimi. Sanayi devrimiyle birlikte tekerlek, taşımacılıkla birlikte üretimi de dönüştürdü.
güç tezgahları, iplik eğirme makineleri ve buharlı makineler gibi teknolojiler tekerleğin gücüyle çalıştı. Makineleşme tekerleğin gücüyle hızlandı. 1843 elektrik motoru. Moritz Jacobi ilk kullanılabilir elektrik motorunu icat ettiğinde tekerleğin gücü yeniden şekillendi. Elektrik enerjisi mekanik enerjiye dönüştü. Bu buluş modern makinelerin temelini attı ve hayatımızı kolaylaştıracak motorların önünü açtı. 1888 hava lastikleri. Seyahat her zaman zorluklarla doludur. Ancak hava lastiklerinin icadıyla yolculuklar daha konforlu hale geldi. Artık ahşap ya da sert kauçuk tekerleklerin sarsıntıları yerini havayla dolmuş, pürüzsüz bir yolculuğa bıraktı. 1915 tanklar. Birinci Dünya Savaşı savaş araçlarını değiştirdi. Tanklar zırhlı mobil silahlar olarak karşımıza çıktı. Sürekli bir palet bandı etrafına sarılmış tekerleklerle yumuşak ve düzensiz zeminlerde ilerleyebilen tanklar savaşın seyrini değiştirdi. Ve böylece tekerleğin hikayesi insanlık tarihinin her köşesine dokunan bir yolculuğa dönüştü. Binlerce yıl süren bir evrim bugünkü modern dünyamızı şekillendirdi. Her devrim, her icat bir adım daha ileriye gitmemizi sağladı. Bu videoda öğrendiklerimiz sadece bir başlangıçtı. Tekerleğin ardındaki sırlar daha pek çok keşfe ilham verecek. Gelecek videolarımızda insanlık tarihinin başka devrimlerini, teknolojiyi ve keşifleri derinlemesine inceleyeceğiz. Eğer siz de bu eşsiz yolculuğa katılmak ve yeni videolarımızı kaçırmamak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni keşiflerde buluşmak üzere.